مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قرآن حقيقة بيرداش بير جامعدان تخارب أتدق ورزو بو آية شمول سنوات. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن أكل سلالاً منع مساجد الله Cenab-ı Hakk'a olan secdegah yerini men ederse, yıktırırsa ve yüzkere fî hasmuh, o yerler ki Allah'ın ismi zikredilir kendisinde ve sa'a fî harabiha, dünyada ondan zalim yoktur. Bu Kur'an böyle değil, o benim özümden diyemiyorum. Eğer değilse onu inanmırız gelin, bir kere falınızı görürsünüz. Vallahi kafir olur, vallahi talakı düşer, arvadı haram olur özünden. Tevbe edilmezse de, o halde ölürse de, Müslüman gönderir gülmez. Nasıl Kur'an-ı Celil budur. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَغَى ف۪ي خَرَابِهَا اَيْ لَا أَحَدٌ أَظْلَمَ مِنْهُ. Ondan zalim yoktur ki bir cami'in haribe olmasına sa'y edesen, yıkılasın. Memleketimizde Kal'ada Ulu Cami', Avşı Mahallesi'nde Halil Ağa Cami'i, Giryadi Mahallesi'nde Tokatlı Cami'i, bu cami'ler ne vakit yıkılırdı? Görmürdünüz ne şekilde yıkıldı, ne için tahsil edildi? Neden? Cenab-ı Hak sormaz bunu. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Cami'i kim tamir eder? مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ. Onlar imanları var ki Cenab-ı Hak'ta. Namazlarını kılarlar, zekatlarını da verirler ve cami'in tamirine de sebep olurlar. Tamir de, yalnız tamir-i maddi değil, tamir-i manevi de şarttır. Siz emin olun, bu ayet-i kerimenin mefhumundan anlaşıldığına göre, onlar ki gelmezler namaza, onlar ki namaz kılmazlar, onlar men amene billahi vel yevmil ahir değiller. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor, اِنَّمَا يَعْمُرُ. Kim tamir eder? Kim gelir namaza? Kim gelir cemaate? Kim bir divarını doğurlar? مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Eğer etmediyse, demek ki مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ kelimesine dahil değil. Artık imkanımız kadarınca namazımızı, orucumuzu, abdestimizi, guslumuza dikkat edin. Guslederken bir mercimek kadarı bir yerimizde kuru kalsa guslumuz çıkmaz. Çıkmayınca da namazımız da batıl sayılır. Cüneyd Hazretleri radıyallahu teâlâ anhu, o da Bağdat'ta bayisi Seyyid Sakati ile beraber ikisi bir yerde matkundular. İkisi de evliya-i kiramdan idiler. Bir hazret Mufti Taifeten diyordular. Hem cinne fetva verirdi, hem insa da fetva verirdi. Velakin hiç halletmezdi bile sen velidi. Yakın bir vakit yakında bu yer. Cüneyd-i Bağdadi. Göze ağrırdı. Bağdat'ta meşhur bir Mesihi doktor var idi. Gönderdi ardıca. Dedi gözüm ağrırdı, bir deva bir şey.
Deli devası budur, budur. Ama gözüme su dökmesin dedi. Gözüme su dökse gözüm hiç iyi olmaz. Ya bu Cüneyt'tir. Değil faraiz ihmal etmekle, sünnetleri ihmal etmekle bu dereceye ulaşır. Bu İslamiyet ha faraize kedâgi. Peygamber buyurur, ehli men olan, ayağı men olan her şeyin olur. Mesela, bu manası bu da ki bu göz olur. Yani o kadar mene ihlas ile ibadet eder, gözünü muhafaza ederim her bir günahtan. Kulağını muhafaza ederim her bir günahtan. Ellerini muhafaza ederim her bir hıyanetten. Ayaklarını muhafaza ederim her bir harap yere gitmekten. Bütün ağzasını ben muhafaza ederim Cenab-ı Hak buyurdu. Cüneyt radıyallahu teala anhu faraiz ve nevafili ameliyen tatbik etmekle bu dereceye ulaştı. Çayhanelerde, kahvehanelerde laklakı çalmakla çalmakla ulaşmadı. Cüneyt, doktorun tavsiyesine ehemmiyet vermedi. O gidenden sonra ihtiyacı oldu, taharet etti, abdest etti, gözlerini de yakaladı, o sırada. O şifa daha, ama şimdi abdesti, benim sanım yok. Kur'an'dan sanım özgür kararı, vallahi. Ehli salahın, abdestinin suyu vallahi aliyyil gavim şifadı. Yarın sisi geldi, baktı gözler açılıp katkın yedersin. Doktor Ake dedi, devakemin görüntüleri bir tesiri olup gözlerime. Dedi, yok vallahi. Sen bana demedin, su vurma. Bir kısmen su vurdum, dedi, ne için? Dedi, bizim dinimizde abdest var, namaz var. Abdeste de geri onları yakayım. Dedi, bu dinimizin bereketi, dedi ha. Yani böyleyse alın ver, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe illallah. Ve dediğim kimselerin, abdestlerinin sularında şifa var. Peygamber Efendimiz'in ettiği abdestin suyu tökülür bir yere yok. Hiç. Hatta bir rivayette onu ne derler? Evuz yıkılmasına vallahi. Bizimkiler de zadede peygamberi söylerler, şeriatı söylerler, Allah'ı söylerler. Bu da İslamiyet. İmam-ı Şafii Hazretleri Mısır'dayken bir rüya gördü. Rüyasında yok fakri alem Efendimiz'i gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi haber gönder Ahmed bin Hanbel Hazretlerine Bağdat'ta çok sürmez başına büyük bir bela gelir. O belaya sabır ve tahammül etsin. Çok ezir kazanır. Rüyada fakri alem İmam-ı Şafii Hazretlerine böyle emretti. Belayı gördü Ahmed bin Hanbel. Onun da tafsilatını size söyleyeceğim. İmam-ı Şafii kalktı bir mektup yazdı. İmam-ı Ahmed'e dedi ki rüyada fakri alem Efendimiz böyle bana emretti. Haberdar ol, büyük bir belanı karşılayacaksanız sabır ve tahammül ediniz, Cenab-ı Hak sizin ecir yazar. Mektubu getirdi elçi.
sıfır getirdi İmam-ı Ahmet'in yanına, verdi özüne. O yani gören İmam-ı Şafii kabili yalan olsun, haberi veren fakri âlem efendimizdir. Okuyandan sonra dedi, sana bir bakşiş görmek lazımdır. İmam-ı Ahmet dedi o elçiye. Dedi ki efendim, dedi ki köneğim var. Birisini altan girmişsen birisini islen. Nahsını veririm sana. Vallahi dedi ya imam, utanırım, haya ederim diyeyim. O mübarek derve degen köneği isterim ben. Kalktı soydu. Altaki köneği bakşiş olarak verdi o elçiye. Elçi geldi, gitti Mısır'a. İmam-ı Şafii Hazretlerine haber verdi. İmam sordu, dedi, sana bir bakşiş verdi, dedi. Ne verdi sana, dedi, bir kölek. Dedi, dersine de gel kölek, yoksa üstakine, dedi, dersine de gel kölek, dedi, vermem. Dedi, vermem, dedi, sen ver elime. Aldı elinden bir fakir su getirdi. Bastı suya, keyif özünü sıktı, al dedi köneği. O suyu koydu, yan aşağısına nasıl bir kase için bir kadra yaparsaydı Allah şahit edildi. Ulaike âbâî fecînî bimiflihim izâ zemâgatnâ yâ zerîrul mecâbâ. Onlar bunlar idiler. Gelelim Ahmed bin Hanbel'in mühnetine, belasına. Mağ al-asaf aciz de olmamın içimizde bizim meslekte olan kitaplardan de haber olduğunuz için bazı mevzuları size anlatmak benim için çok müşkül olur. Mağ hâzâ muhtesaren diyelim, belki Cenab-ı Hak'ta kalbimize, damağımıza girilir. Kur'an malumunuz bir kelamullah'tır. Akidemiz ki bizler Müslümanız, el-Kur'anu kelamullahi gayru mahlukin. El-Kur'anu, Kur'an-ı Kerim kelamullahi, Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır, buyurduğudur ve mahluk da değil. Çünkü eğer Allah'ın sözü ise Allah özü mahluk değil, ta ki sözü kendisine mahluk olsun. Bu kadar anlatabilirim size. Madem Cenab-ı Hak özü mahluk değil, kimse halk etmiyor özünü, kelamı da mahluk değil mi özünü?